Kamuya düşman olan bir baro yönetimi gayrimeşrudur. Derhal istifa etmelidir. İzmir Barosu PKK saldırısı yerine Türk devletinin terörle mücadele stratejisini hedef aldı. 12 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırının ardından baro yönetimi skandal bir bildiri yayınladı. Türkiye'yi Amerika, İsrail adına tehdit ederek PKK'yı koruma görevi üstlenmiş durumdalar. İzmir Barosu avukatlarından Bülent Karagöz yönetimi kınadığı yapılan açıklama Amerikan emperyalizmine hizmet ediyor dedi. İzmir Barosu bugün Amerika Birleşik Devletleri emperyalizminin ve İsrail Siyonizminin bölgeye ilişkin siyasi amaçlarına uygun bir şekilde hareket etmekte ve kanaatimce bir görev icra ediyorlar. İzmir Barosu yönetiminin FETÖ ve PKK ile kader birliği içinde olduğunu vurgulayan Karagöz, bu açıklamanın kamuya düşmanlık olduğunu söyledi. Avukatlık bir kamu hizmeti ve serbest meslektir. Kamu hizmeti bugün Amerika'nın, İsrail'in, PKK'nın çıkarlarını savunmakla yerine getirilemez. Bu kamuya düşmanlıktır. Dolayısıyla kamuya düşman olan bir baro yönetimi gayrı meşrudur. Türkiye'nin terörle mücadele stratejisine hedef alan bildiriye eski baro yöneticisi Avukat Nuriye Kadan'dan da sert açıklama geldi. Bu yönetim vatan savaşını hedef almaktadır dedi. Sınır dışı operasyonları niçin yapıyoruz? Vatan savaşı için yapıyoruz. Ve burada kime karşı yapıyoruz? Elbette ki ABD emperyalizmine ve onun uşağı piyano olan PKK'ya karşı yapıyoruz, FETÖ'ye karşı yapıyoruz. Ama İzmir Barosu yönetimi bunu böyle görmüyor. Bunu ne diyor? Sınır dışı operasyonlar, barışı engeller. İzmir Barosu yönetiminin sabıkalı olduğunu belirten Kadan, yapılan açıklamayı şehit polis Fethi Sekin'e hançer olarak yorumladı. İzmir Barosu yönetimi bu açıklamayla Fethi o mücadelesine de aslında kurşun sıkıyor. Kadan ve Karagöz İzmir Baro yönetimini istifaya çağırdı. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar ve aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.